Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kürsüye arz ederim. Buyursunlar Sayın Bakan. Bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin gücüne güç katacak bir halka daha ekliyoruz. Başta zat haliniz olmak üzere bu özel günde teşrifleriyle haklı gururumuza ve mutluluğumuza iştirak edenlere şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sağlığa verdiğiniz önem ve sürekli desteğinizle milletçe bu gururu yaşamamıza vesile oldunuz. Covid-19 pandemisi dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor yaşadığımız tecrübeler, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda sağlığın iyileştirilmesine ayrılan her kaynağın ne kadar yerinde olduğunu ve sağlığa yapılan yatırımın ne kadar elzem olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Böyle bir zaman, böyle zor zamanlarda en fazla güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlığı kendine şiar edinmiş yılmayan bir sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor. Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda. Bütün bunlar gerekli kaynak ve altyapıların yanında titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü büyük bir özveriyle omuzlamış yetkin sağlık personelimiz bizim iftihar vesilemiz. Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildi, evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve her düzeyde sağlık personelimiz var vatandaşlarımıza şüpheli vakalardan uzak durmasını tavsiye ederken sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarımızla geçirmektedir. Yoğun mesaileri geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirmekte, kaderin mutsuz yüzüyle tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edebilmektedirler. Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir bir değil, onlarca can yakmaktadır. Gücümüzü kırmakta pandemi mücadelemizi zora koşmaktadır. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan bir kez daha tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Dün Diyarbakır'da yaptığımız bölge toplantısında da yakından müşahede ettik ki aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49, Şanlıurfa'da yüzde 34, Mardin'de yüzde 47, Şırnak'ta yüzde 42, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Hastalık ile karşılaştıktan sonra gerek tedavide gerekse temas çevresinin filyasyonu ve izolasyonunda çok sayıda çalışanımızla ve kapsamlı eylem planlarımızla hareket ediyoruz. Hastalarımıza şifa dağıtan hastanelerimiz ve sağlık personelimiz var. Bugün bu altyapıya mükemmel bir örnek daha ekliyoruz. Unutulmaması gereken ise bu altyapılara ihtiyaç duymadan önce hastalıktan korunmak için gereken tedbirlere uymanın tartışmasız gerekliliğidir. Sayın Cumhurbaşkanım, Göztepe Şehir Hastanesi İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak halkımızın hizmetine sunulmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile işbirliği içinde olarak sağlık hizmetinin, sağlık eğitiminin ve araştırmalarının önemli bir merkezi olacaktır. İstanbul'da önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz hastanemiz esasında büyük bir projenin ilk etabı. 600 yataklı binamız 177 bin metrekare kapalı alanda 27 ameliyathane 96 yoğun bakım yatağıyla hizmet verecektir. Aynı anda 175 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Hastanenin İkinci etabının tamamlanması ile 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecektir. İstanbul Valiliği tarafından İSMEP kapsamında inşa edilen hastane binasında 385 sismik izolatör bulunmaktadır. Bu sistem ve depreme dayanıklılığı sayesinde deprem esnasında dahi hastanemiz kesintiye uğramadan hizmet vermeye devam edecektir. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce ifade ettiğim üzere bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor. Vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşmasının tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliği olduğunu dikkat çekmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, adının bu hastaneye verilmesini tensip buyurduğunuz, talebesi olmakla onur duyduğum hocamız bir hekim olmanın ötesinde bir Türk aydını, bir düşünür olarak yakın tarihimize önemli izler bırakmıştır. Hocamız ülkemizin fikir hayatına önemli katkılarda bulunan arkadaşlarıyla birlikte milleti ile barışık bir devlet anlayışının yerleşmesinde önemli katkılar vermiştir. Hayata bakışını tasvir ederken İslam'ın beş şartından sonra kendine dört şartı daha düstur edindiğini söyler. Dürüst olmak, adaletten ayrılmamak, edepli ve ölçülü olmak, sevgi ve şefkat sahibi olmak. Bu dört şartı tüm öğrencilerine de öğretmeye gayret etmiştir. Bizler de genç meslektaşlarımıza sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, büyüklerimizden aldığımız kültür, ilim ve irfanı, insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bırakmanın çabası içindeyiz. Bu gücü de hastanemizde görev alacak doktor arkadaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarımın hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizin adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağına eminim. Sayın Cumhurbaşkanım, zat haliniz ortaya koyduğu ve öncülük ettiği vizyon doğrultusunda bizler de emaneti hakkıyla genç nesillerimize devretmek için çalışıyoruz. Bu örnek tesisin vatandaşımızın hizmetine sunulması ve sıhhat kapısı olması için idarecilerimizden inşaatının her aşamasında Alın teri döken çalışanlarına kadar emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim. Göztepe Şehir Hastanesi'nin başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum.